yakalayın. Oho! Kan tadı olabilir. Şu kesin olacak. Şunu alalım bir de. Let's go diyelim. You wanna play too falan diyor oğlum. Çara bak lan. Herkes Valorant'taki bir ajana benzetiyor. Ama ben Valorant'taki ajan mı değil mi bir yorum yapamayacağım. Çünkü Valorant oynamıyorum arkadaşlar. Bir kere falan oynadım Valorant. Onun haricinde Valorant'ı bilmiyorum. Bu arada... Selam yakışıklı, kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Alerji. Arkadaşlar şu anda yayındayız. Bu şampiyonu sizlerle beraber Twitch'te yayında ilk defa biz de deneyeceğiz. Videoya girmeden önce, yani şu maça girmeden önce bir özel oyuna girdim. Farma sağa sola ateş ettim. Şampiyonu öğrendim ki size anlatabileyim diye. Eğer siz de yayınlara gelmek istersen Ramo, şöyle koy bakayım kardeşim bak. Şu adres üzerinden. Chat'te size hi YouTube yazıyor ama chat'e ekrana vermedim şu anda. Chat'e de vereyim ekrana. Vereyim chat size ekrana. Vereyim ana olsun abi. Chat'e de şöyle güzelce ekrana verdik. Siz de Twitch yayınlarına gelebilirsiniz arkadaşlar. Gelip burada ortama katılıp sohbet muhabbet edebilirsiniz. Burada daha canlı, daha böyle samimi ortam muhabbet var. Neden samimi diyorum onu da söyleyeyim. YouTube'da samimi bir sıkıntı yok da. Soru sorup cevap alabiliyorsunuz. Ama bazen LOL videolarında, yani LOL yayınlarında tam olmuyor. Çok tryhard'a bağlıyoruz. Chat'i okuyamayabiliyoruz. Gelip de öyle beni okumadın görmedin diyen varsa kimsenin kalbini kırmak gibi niyetimiz yok. Ama mesela işte sohbet Just Chatting'dir. Bu tarz şeylerdedir. Ya da tıfıttır, TFT'dir falan. Net muhabbet ederiz. İzleyicilerimin %90'ıyla ya sohbette ya tıfıtta tanışıyorum. Herkes de hay YouTube diyor. Canlarım. Gecenin saat 2.40'ı beni yalnız bırakmayan buradaki canlar. 160 pikte bu oyunu oynuyoruz. Dedim ki beni dedim ne olur aramda yaptığınız gibi dedim ghostlamayın. Arama girdiğimiz zaman arkadaşlar izleyici oyunu falan yaptığımız zaman 5 kişi yayıncı fokus atıp üstüme gelip beni öldürüyorlar. Burada dedim onu yapmayın da en azından şampiyonu öğrenelim. Orman dönebiliyor mu edebiliyor mu? Çünkü eskil o kadar mobil ki gerçekten çok mobil. Öyle bir gank mekaniği yok. Eski Kemil aklıma geldi benim. Kemil'e önceden ormanda oynardık. Şimdi görünce siz de anlarsınız zaten. Ben heyecanlıyım. Umarım siz de heyecanlısınızdır. Şimdiden bir like atarsanız çok sevinirim. Gece 2.40 dediğim gibi yatmadık, uyumadık. Şampiyon geldi. Hemen geçtik. Videosunu çekiyoruz. Şimdi chat'im. Blue Smite iş yaptırır. Red Smite bizi Master Yi'den koruyabilir. Karşıda Master Yi var. Anasını satayım. Ulan Ignite'lı Master ne lan? Şerefsiz. Ignite'lı Master ne lan? Arkadaşlar biz Red Smite alabiliriz ya. Normalde Kraken çıkınca çok iyi olacağını düşünüyorum ben. Ayıp değil mi lan? Ferhat abine yapılır mı lan? Ferhat abinize bu yapılır mı lan? Hangi şey dizideydi o? Kuzey ile Güney'deydi değil mi? Ferhat abinin mektubu okunur mu diyordu ya. O sahne de çok iyi değil mi ya? Oğlum ayıp değil mi lan? Eleyeceğim. Denizin mektubunu okuma. Dalga geçiyorlar, geçiyorlar, geçiyorlar. Ondan sonra o koğuşun ağasının şeyi çıkıyor. Mektubu çıkıyor. Biliyorsunuz değil mi onu chat? Bayağı iyi sahne abi. Türk dizilerinde böyle nadir sevdiğim sahnelerden. Harbiden 160 ping var. Kim kimi nasıl kaydedecek hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Ben size Char'ın skillerinden hemen bahsedeyim arkadaşlar. Karakterimizin Q skilli mana istemiyor. Asla mana istemiyor. Ve Q skillimiz arkadaşlar oto atak yerine sayılıyor. Yani kulelere, minyonlara her yere Q atabiliyoruz. Farma attığımız gibi toteme falan da yüksek ihtimalle atabiliyoruzdur. Çünkü ben kuleye Q attım çok şaşırdım. Q'muz bu şekilde çalışıyor. Bedelsiz 2 saniyede bir atıyoruz. Kesinlikle pırıltı çıkılması gerektiğini düşünüyorum ben bu şampiyona. Onun haricinde W skilli adamı slowluyor. E skilli de arkadaşlar duvarların içinden geçip kullandıktan sonraki 3 saldırımız benim anladığım kadarıyla güzel, fena değil. Şuradan şöyle bir geçelim bakın. 1, 2, 3 yani fena değil. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz bence. Oğlum bir şey diyeceğim, ormanı zor mu dönüyoruz? Ormanı... Siz bana acılar içinde oynatmadan ben bu şampiyonu kendim oynamış oldum arkadaşlar. E çok vurmuyor early'de. Şöyle bir dash atalım. Q'yu çakalım abi. Seri seri güzel. Top lane'de set vs set döndü bu arada. Setler birbirlerini öldürdüler. Orada da giriyorlar. Tamam arkadaşlar, orman konusunda şunu söyleyeceğim. Q skill'i bir yerden sonra açılacaktır. Ama orman konusunda çok hızlı değil. Hani deli gibi yavaş da demeyeceğim. Hani yavaş karakterler illaki var. Ama çok çok aman aman böyle hızlı bir karakter değil ormanda, onu söyleyeyim. Flash atar dedim oraya. Çok iyi abi, çok iyi abi. O duvardan atlama muhabbeti var ya. Fena. Şöyle bir de W'yu göstereyim size. Zınk diye. O da attığım W da slow atıyor arkadaşlar. W'nun mevzusu da bu. Şimdi duvarlardan buralardan da atlayabileceğiz. Mesela şöyle bir atlayayım. Şöyle bir bakınalım etrafa. Slow koyuyorum. E ile dash atıyorum. Ulan ben sana ne dedim? Bu master'da var dedim o tip arkadaşlar. Var var bunda, o tip var bunda. Ignite'li gelmiş şerefsiz. Nice. Çok iyiyiz be oğlum. Hop arkaya bir deş.
Çok iyi be oğlum, çok iyi. VP takım, VP VP. Nice nice. Çok iyisiniz beyler, çok iyisiniz. Ben ama Master'ın tipinden Ignite'le girince dedim ki tamam dedim. Bu iş dedim olacak. Adam bizim üstümüze çıkacak. Bizim çocuklar da helal olsun hemen gelip zınk 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 yardımı koydular. Arkadaşlar çok ping var. Normalde hit and walk dediğimiz bir muhabbet var. Yani saldır, ateş et muhabbeti var. Bakın şunu bakın, kalkanı alıyorum abi. Scuttle'dan kalkan çalıyorum. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir AD carry ile kapışırken AD carry'nin kalkan yayı patladığında siz kalkan yayı çıkmasanız bile onun kalkan yayını çalıyorsunuz. Çok efsanevi bence. Ya da mesela nehirde biriyle kapışırken falan işte orada scuttle varsa. Ya da işte karma birine kalkan verdi, cana birine kalkan verdi. Bunların hepsi çok OP muhabbetler. Acaba dedim şöyle bir darlama yapsak mı? Operasyon. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? O attım Q'nü. Oğlum ne oluyor? Q çok iyi ya. Q muhabbeti inanılmaz çok iyi. Aha set geliyor top lane'den. Şuraya bir tane ward'umuzu bırakalım. Hemen burada dönüyorum. Arkadaşlar ilk item Kraken alacağım. Ama Kraken alırken Kraken'in şu kısmını alacağım. Kesinlikle pırıltıyı çıkmam gerekiyor. Pırıltını çünkü biz demin az önce özel oyunda minyonlarla kapışırken gücünü gördük. Haksız mıyım chat? Görmedik mi gücünü pırıltının? Ya chat bir anda uçacak şimdi. Haklısın abi. Konuştuğumuz gibi arkadaşlar diktatör yayıncı. Canınızı yerim, adamsınız siz. Burada neyle geçtikten sonra da şu muhabbet çok iyi abi. Mesela arkadakine vurdum ben ağırlıklı olarak, öndeki de öldü. Ormanda şey gibi düşünebilirsiniz. Bence Twitch gibi. Twitch'in nasıl early'si? Early'de zayıf ya Twitch. Twitch early'de pek böyle ormanı çok hızlı dönemez ama birkaç tane kill alır. İşte sağa sola böyle bir salça olur. Daha sonrasında zınk 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 killemeye başlarsınız. Ormanda rahat dönersiniz ya. Tam olarak o mantık. Çok iyi bir mevzu patlayacak burada. Bak hissediyorum. Çok iyi bir mevzu patlayacak burada. Tamam. Abi Urf'ta mıyız? Ne seri seriye atıyor bu adam? Allah. Allah. Oğlum çok vuruyoruz. Oğlum çok vuruyoruz. Bir şey diyeceğim, harbiden çok vuruyoruz. Chat size çok harika bir şey göstereceğim. Ben bunu da demin denedim. Arkadaşlar şu mekaniğe bir bakın. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Talon işine bak kardeşim. Talon seri işine bak. Bu yeni karakter Talon'un, Twitch'in ve Volibear'ın çakması. Ultiye bastığımız zaman da Volibear efekti tarzında bir şeyler oluyoruz arkadaşlar. Kay abi kaydı. Vallahi kayıyor arkadaşlar çar. Şunun cooldown'u da Q tutturduktan sonra mı ne azalıyordu? Ultisini özel oyunda denedim ama hissedemedim. Sanırım birazdan ultisini de hissedeceğiz. Ultisinde de şey muhabbeti varmış. Bir de ben slow koyayım. Abi saldırıya devam falan, çatır çatır tıklıyor ya. Bayağı iyisin abi. Bu ne oğlum? Oğlum bu ne lan? Ben buradan uzarsam çok mu ayıp etmiş oluruz? Bir dakika dur. Oo bir dakika geliyorum. Tamam. Tamam. Oğlum bu ne lan? Bu ne chat, bu ne? Bu arada hiperkeri olabilir bu karakter. Farkında mısınız bilmiyorum da mevzu hiperkeri gibi yani şu an hissettirdi. Peki bir şey diyeceğim. Şöyle bir sapıklık. Gel. Tamam, nice. Devama gerek yok. Bir şey deneyeceğim. Şurada uzuyor dediler. Değdi mi bilmiyorum ama çıkalım arkadaşlar. Çıkalım, bokunu çıkarttık, gerçekten bokunu çıkarttık. 6-0'ım şu anda. Kraken'e çıktıktan sonra şunu kalkanını bir çalalım. Kardeşim ver bakayım sen o kalkanı. Öyle bedava kalkanla gezme. Şu an dediğim gibi o hit and walk dediğimiz muhabbet, hani vur yürü vur yürü vur hareket et ya da move adım at ya da pardon saldırı oto atak adım at muhabbetini tam ben hissedemiyorum. Çünkü delaylı bir şekilde kayıyor karakter ama bunu pingsiz bir şekilde kendi serverımızda oynadığımızda yağ gibi akacaktır. Gerçekten akacaktır yağ gibi. Çünkü Q skill'in cooldown'ı kısa, oto atak Q yürüyorsun, oto atak Q yürüyorsun. Bayağı da iyi olmuş. Buna değişik boyutlar çıkar arkadaşlar. Yani top lane'de oynarlar, garip şeyler yaparlar. Çok müsait çünkü. Oto hata falan böyle AP hasarı falan çıkartıyor. Birazcık hibrit bir şampiyon olmuş. Biz şimdi kafamıza göre dedik ki Q'la yerleşeceği için Kraken çıkalım dedik. Hani en iyi build'i budur falan tarzında öğretici bir video değil. Deneme videosu zaten, neler yapabiliyor. Limit test bağında bir video. Ama Q'la Kraken'in çalışması bayağı iyi. Şimdi şöyle bir limit testin üstüne çıkalım abi.
Oğlum bak farma neler yaptığını görüyor musunuz? Eyle duvardan kaydıktan sonra dalgayı yok ettim abi, farm dalgasını. Kuleye şöyle bir çalışalım. Plaka sökme konusunda da bayağı iyi. Cayır cayır vuruyor. Bunu zaten demin özel oyunda da görmüştük chat. Cayır cayır plaka söküyor. Plaka sökmesi de çok iyi. Böyle boş bulursanız abi plakalara yapışabilirsiniz. Süper. Bir de objektif olayına bak. Aha. Bir de şuradan objektif olayına bakalım. Abi rica etsem kulemizi alar mısın? Hemen bırakıyorum. Q ama skill shot tarzında arkadaşlar. Yani adamın kafasına tutturmanız gerekiyor Q'yu. Dümdüz skill shot yani. Ama önüne bir hedef çıktığı zaman da Q arkaya geçmiyor. Grace'in oto atakları gibi düşünebiliriz yani Q'yu. Oho! Oğlum ne oluyor lan? Bir dakika dur. Ezreal yapma dur dur. Dur bak tamam şaka yaptım. Ya da yapalım mı? Ezreal yapabilir misin sence sen bu işi? Acaba, acaba bir dakika buradan nereye gidiyoruz? Seth geliyor oradan. Seth sana bir Q oto atak çalışacak. Q. Arkadaşlar range'e giriyor. Var mı gelen giden? Oğlum çok iyi ya. Aa şeye vurmuyor. Okey okey. Nice 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 nice. Ona yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Adam flash'ı koyunca. Chat bir şey söyleyeyim mi? Buçar var ya. Acil nerf yer. Ben size söyleyeyim. Ultiye bastıktan sonra ne olduğunu anlamadım. Herkes tek yedi bir anda. Ultiyle atladım. Ulti 150 vurur diyordu. Hareket hızı veriyor. Hasar veriyor 150. %30 saldırı hızı veriyor. İsabet halinde hasarı arttırıyor. Bekleme süresini bilmiyorum oğlum. Ne oldu? Bir bastım herkes patladı orada. Ben mesela hiçbir şey anlamadım. Orada millet niye patladı? Şunu alalım. Cam biçene gidelim ikinci eşya olarak. Gayet tatlı ya. Gayet tatlı. Buna Hydra çıksam bu arada orman falan yok eder ha. Ve farma falan mis attı da yani bayağı çalışır. Altta bir barımız var. Q attıktan sonra seri seri onu bak bilmiyorum. Bu bar dolunca ne oluyor? Dolduramıyoruz bu arada barı. Galiba şimdi dolduracağım. Barı doldurmak da zor. Aa, ama bu barı ormanda doldurmak bile bu kadar zorsa bu anca lane'de dolar abi. Chat. Haydi oğlum. Verebildin mi slow'unu? Adamın attığı ward'u bile parçaladım ya. Ama sen buraya gelemezsin ki. Sen buraya gelemezsin ki Master. Sen orada kalıyorsun kardeşim. Seninki duvardan atlamıyor. Helal diyor. Sana da helal kardeşim benim. Oğlum can çalmaya bak. Bir dakika. Arkadaşlar bir anda mevzuya. Buradan girişiyoruz. Kata'ya sana slow. Bu tarafa dön. Ben burada bunu tarıyorum bu arada. Deli gibi tarıyorum. Duvardan atlama muhabbeti güzel. Kindred misali gayet iyi. Ama ben buna gerçekten Hydra çıkmak istiyorum. Şöyle bir atsam görüş veriyor mu? Veriyor. Güzel. Bu da görüş veriyor. Şuradan şöyle bir çıkalım. Aa range yetmedi Kilo'nun. Okey. Lifesteal olarak buna Vahşi Hydra alınabilir. Q skillinden kaynaklı olarak bence Vahşi Hydra çıkılabilir. Hani şunu şöyle düşünün. Alan olarak hepsine vuracak ya. Bayağı iş yapar diye düşünüyorum. Belki trolldür değildir. Biz deneyelim. Şampiyon daha yeni çıktı. Bir yerde aklımızda bulunsun en azından. Denedik diye düşünürüz. Aha. Ezreal sen bunu aldın ya. Senin için geliyorum Ezreal. Master yine yaptın aynı hareketi. Ah be, ah be, ah be. Oğlum pink olmasa chat vuracağım da pink olduğu için vuramıyorum bu arada. Master bu arada inanılmaz sağlam vuruyor ya çar. Arkadaşlar Master'ı gerçekten salak bir çar. Elo kasmak için bunu kullanabilirsiniz abi. Plata kadar ben kefilim yani. Keskin sağanak, ignite vesaire bu çocuğun girdiği gibi. Bu kardeşimiz zaten fukaraz etmiş. Aynen böyle girin abi. Adam 3-6 oynuyor. Kraken kasmış. Draktar kassa belki tek atacaktı farkında mısınız? Bayağı iyi vuruyor yani çar. Tam hatasız oynamanız gerekiyor. Şimdi ben buna bir tane bu arada Hydra alacağım. Aklımıza girdi. Kaçırmam yani Hydra'yı. Kraken'le late game'de iyi. Diğeriyle early'de çok güçlü oluyor. Oğlum şu muhabbet çok iyi ya. Bak vur yürü vur yürü vur yürü. Bayağı iyi. Şöyle bir kaydık. Oğlum bayağı iyi lan. E'yi falan böyle koyduğunuz zaman arkadaşlar E'yi attıktan sonra içinden geçiyor ya. Ben sevdim bu arada çarı ya. Ciddi manada sevdim çarı. Şöyle bakalım. Bayağı vuruyorum. Bayağı vuruyorum. Bayağı vuruyorum. Burada gerilim dolu anlar yaşanacak gibi geliyor bana. Ne oldu lan adamlara? Oğlum R bastıktan sonra ne vuruyor? Hop dodge. Chat ne yapıyor lan bu çar? Ne yapıyor oğlum bu çar?
Abi bir şey söyleyeyim mi? Twitch sen de işine bak kardeşim. Bir talon işine baksın, iki Twitch işine baksın. Buna idra çıkılır ya. Bir idramızı deneyelim arkadaşlar. Yeni çıkan her şampiyon gibi. Gerçekten eli fazla ağır abi şampiyonun. Nice. Bir hasar test, limit test yapmak istiyorum ama. Oğlum. Arkadaşlar bu ne? Of. Oğlum öldürdüm öldürdüm, yala yala ölmesi lazım. Güzel 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 güzel, gayet iyi. Bu Zeri Türk mü diye ama. Karakter gerçekten saçma sapan bu arada. İlk çıkan her şampiyon olduğu gibi arkadaşlar, bu da saçma sapan. Ben de şu an attığım hasarı anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum. Hani biraz daha oynamak lazım attığımız hasarı da anlayabilmek için. Canı falan da fullledik abi. Şu Ward'u Q'la kesebiliyor olmam lazım aslına bakarsanız. Okey, okey. Ulti animasyonu demek ki buradan bir yerden attığınca direkt basmak lazım. Animasyon süresinde iki auto atak yapabilirdim. Yapamadım. Onu görmüş oldum. Vahşi Hydra. Kesin istiyorum abi seni. Hiç lifesteal'ım yoktu. Bir de şimdi lifesteal haline bakalım Şaran. Abi W muhabbetini tam anlayamadım. Benim anladığım kadarıyla W muhabbetinde şöyle bir şey var. Duvar gibi bir yerden atarsan W'yu genişliyor şekilde olduğu gibi. Ama duvardan atmazsan çok ince slow veriyor adama. Tutturduğun zaman adama bayağı bir slow veriyor. Yani böyle nasılsın W'sundan bir tık daha az tabii de. Şuradan atlasa çok iyi lan Şaran. Atlamıyor oradan. Bizde var ya hep böyle en böyle şeyini istiyoruz ya, farkında mısınız denk getirdiğimiz zaman. Ulan buradan da atlasın. E bir de uçma skill'i koyalım şu çara. Bir de uçsun bakalım öyle. Aha! Adam önümüze döndü arkadaşlar. Ah be! Oğlum bu da çok salak çar ya. Bu da çok salak çar ya. Abi bir şey söyleyeyim mi? Ignite attı. Birazcık can çalamadık, o da var. Bütün burst'ünü kullandı adam. 3 skill zaten ya. 3 tane auto atak, bir tane Q kafi master için. Ama çok vuruyoruz. Ben direkt tek atarım diye dibine girdim. Tek atamadık ama tek atsaydık biz tek atmış olacaktık. Tek atamadığımız için o tek atmış oldu. Anladınız mı? Burası çok yani kafanızı karıştırabilir arkadaşlar. This is a very complicated. Adam tek atıyor arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası master iyi, her zaman tek atıyor. Uzaktan kayıtlayarak kesebilirdim. Birazcık benim şeyim oldu o. Böyle 13 kill alınca dedim ki ben bunun ağzına girerim, ağzından vururum dedim. Ama duvarlardan atlayarak ormanda 2-3 kere kestik. O şekilde oynaması lazım. Char ne böyle? Klasik Riot Games. Oyun başlıyor. Karakter direkt %30 avantajlı bir şekilde oynuyorsunuz bu karakteri oynarken. Ama tabii düzeltirler ya. Nice. Oradan bana skill yetiştirmeye çalışıyor bak. Oradan skill yetiştirmeye çalışıyor. Güçlü çar arkadaşlar, güçlü. Güçlü zaten, tartışmaya gerek yok. Her yeni gelen çar gibi bu da saçma sapan bir kuvvete sahip. Şu mobility ne abi ya? Şu mobility ne? Bu farm kesme özelliği ne? Böyle lane itme mi var? Hadi Tiamat aldık bir de, eyvallah da. Yine de Tiamat almasak da E attıktan sonraki 3 vuruşumuz bayağı bir hızlandırıyor. Kuleye Q atıyorsun. Bak nasıl vuruyor kuleye bak. Bu ne abi? Bu ne oğlum? Oğlum Ezreal buna nasıl tepki versin? Allah kahretmesin. Biz de buna nasıl tepki verelim? Flash attı adam. Ama Ezreal buna nasıl tepki verebilir? Assassin gibi çar. Bir anda buradan geldin. W koydum. QQ attım iki tane. Şimdi ben bunu çıkıyorum arkadaşlar. Kanat Stomuş tarzında bir şey alabiliriz. Çünkü rakip takım gerçekten fazla fazla burst'u var. Bir Kanat Stomuş çıkılabilir buna. Başka ne çıkabilir? Ne öneriyor oyun? Tabii oyun hep adi pislik eşyaları öneriyor. Guinness'u çıkılabilir. Evet. Çünkü Q'su oto atak sayılıyor. Bu kesin alınabilir. Fırtına biçen bayağı yakışır bu arada. Çünkü adamı slow olacağız. W'dan slow olacağız falan. Bayağı kanser olur. Bir de burst atmamıza yardımcı olacak. Bu kasılır abi. Chat bunu aldık biz ya. Hatta şöyle yapalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Şuradan da şöyle bir el atlayalım. Bu arada eliniz kolay alışıyor çara. Hani gözünüzü korkutmasın. Çok zor bir karakter değil yani. Şu W'sunu birazcık geç çıkartıyor elinden, o kadar. Onun haricinde bir esprisi yok. Şimdi. Adam öldü. Oha. Duvarın arkasından nasıl patlıyor gördünüz mü chat? Duvarın arka kısmında patlıyor. Öyle muhabbeti var. Pyke bu arada şeyin yok. Haberin olsun. Pyke. Pyke. Of of of. Sonra bir bak. Ulti basmadım bu arada chat daha.
Allah'ım göremiyorum uçan ne? Allah'ım bu hasar nereden çıkıyor? Biri bana açıklasın. Bir de fırtına biçen çıkalım beyler. Bitirmeyelim. Bitirmeyelim, bir de fırtına biçen çıkalım. İyice bir limit test yapalım. Daha ebedisi mebedisi hiçbir şey yok abi çarın. Chat, bu hasarın nereden çıktığını vallahi anlamıyorum ya. Harbiden anlamadım yani hasarın nereden çıktığını. Riot'a buradan sevgiler. Evet evet. Ama Riot bunu yapıyor ya hep. Evet, bu arada duvarın içinden attığınız zaman arkadaşlar bayağı uzuyor. W skill'i, o slow skill'i. Çok iyi ya şu EMM o muhabbeti çok iyi. Ama kesinlikle movement speed lazım karaktere. 388 ile koşuyor. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Şaka yapıyorsun. Zoe'nin, oğlum Zoe de var bu çarın içinde. Bastım lan ben bu ultiyi. Bastım lan ben bu ultiyi. Nerede lan geri kalanı takımın? Selamun aleyküm. Oğlum bir şey diyeceğim. O W muhabbetinde bir terslik var. Stun atmıyor değil mi W uzadığında? Şimdi şöyle bakalım abi şurada. Buraya kadar diyor getirirsen. Hani Zoe'nin duvarın içinden skill uzatma muhabbeti var ya. Oha. Stun atmıyor ama kaliteli hasar atıp güzel slow atıyor. Sağlammış skill. Skill harbiden sağlanmış arkadaşlar. Bir dönelim. Şunu bir bitirelim gelelim abi. Merak etmeyin, kesin nerf'ü %100 yani abi. Nerf gelmeme ihtimali yok şu anda bu çara. Bunu midde oynarlar. Bunun böyle tam böyle şey çarı ya, böyle one trick olmalık bir çar. Mid lane'i alırsın abi, pick dersin bam bam bam. Master ne diyor, bitirmeyi limit test yapsın diye. Limit testi late game'de master yapacak arkadaşlar. Herkese 3 tane vuracak. Şerefsiz de diyor ki limit test yapacak, bitirmeyin. Alttaki sarı var. Tam anlayamadım. Okumak lazım. Tabi burada okuyamıyoruz şu anda skill'leri. PBA'de daha tam şey olmadığı için. Ama ekstra hasar çıkartıyor galiba ya auto atak olarak. Bu ne oğlum? Bu ne Allah rızası için? Riot Games ne yapıyorsun? Bu nasıl? Ezreal ne yapsın ki? Benden nasıl kaçsın oğlum o adam? Aha. Peki. Yok, anasının nikahı. Oraya da gitseydi zaten tamam diyecektim. Vurdun mu? Haydi oğlum yakala. Arkadaşlar, ben niyeti bozdum abi. Nereye kadar yetişecek? Hayır. Tamam. Tamam. Pentakill. Let's go baby. Oğlum çok güçlü çar. Vallahi çar çok güçlü ya. Chat bir şey söyleyeyim mi? Right, ne yapıyorsun abi? Vallahi ne yapıyorsun? Her çıkardığı çar birbirinden daha eğlenceli. Bak en son çıkan en eğlenceli şampiyon neydi? Viego'ydu. Bu da inanılmaz eğlenceli. Bak şöyle bir olay var mı abi? Bak chat, izler misiniz bir şunu bak. Bak şimdi izleyin abi. Hasara bak ve mobiliteye bak. Nasıl tek yedi bak. Ah be. Ah be. Arkadaşlar karşımızdaki Katarina yani. O kadar da güçlü. Şu mobiliteye bir bak nasıl tek yiyor ya. Abi izliyoruz diyor. Canımızı yerim. Denedik arkadaşlar. Oyunu chatinde şuraya alayım. Bu arada R açmış olsaydım tek atıyordu. Ben kerameti anladım arkadaşlar. Keramet R'de. R'ye basınca tek atıyor abi. R'ye basıp Allah ne verdiyse saldırmamız gerekiyor. Mevzu bu yani. Ne alınır? Runağan alınabilir. Mantıklı. Q'la çalışır mı bilmiyorum. Yani çalışırsa Runağan bayağı OP olur. Bir de onu deneyelim. Aklımıza soru işareti kalmasın. O da son item olsun. Hani kanoslamış falan çıkılıp ölümsüz olunur da. Hani Q attığımızda oto atak sayıyor ya. Acaba Runağan'la çalışacak mı onu merak ediyorum. Kaç para lazım? Hızlıdan şöyle bir orman döneyim. Runağan'a 1550 gold lazım. Kaç vuracak bakalım. Şuradan şöyle bir sapıklık. Görüş vermesi de bayağı iyi bu arada ya. Şu çok iyi ya. Hani bir mesela midde oynansa Scuttle Fight'ına bir saniye içinde gider. İşte ne bileyim her yere koşturur abi çar. Bir mid lane oynadığında bunu. Şu setin yapabilecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Biliyordum valla AFK taktiği yapıp W atacağını biliyordum. O W bully kasıyor değil mi? W quit tek atmaya çalışıyor. Peki buradan nereye kadar gidiyorum? Bu kadar mı?
Oğlum bu arada Hydra falan bayağı iyi ya. O eyle muhabbetinden sonra. Şu şeyi alalım ya. Şu şeyi de alalım, ondan sonra bitirelim. Bitirmeyelim şimdi. Ben bir gideyim şunu alayım, Runağan'ı arkadaşlar. Runağan'ı alalım, ondan sonra bitirelim. Görmüş olalım. Bir Baron'a falan saldırayım. Belki Hydra ile oto atak muhabbetinden yani lifesteal'ı falan da görelim. Az gerçi lifesteal'ı, sadece Hydra var ama denemekte fayda var. Q kaç saniye? 0.6 saniye mi? Oğlum neye göre? Atak speed'e göre mi azalıyor acaba chat bu? Aa! Q neden 0.6 saniye acaba? Sadece Hydra ile bile sağlam bir lifesteal atıyor bu arada ya. Sadece Hydra ile bile güzel lifesteal atıyor. Char güzel ya. Hani Kraken yerine başka eşya da tercih edilebilir. Eline baksana, eli hiç durmuyor. Auto Q seri seri abi. Eli hiç durmuyor Char'ın. Abi bir de şu yer değiştirme olayı da çok iyi. Onu da çok beğeniyorum. Aa çalışıyor. Chat Q ile çalışıyor bu arada bu. Ezeli düşmanımıza doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Oğlum random Q'ya basıyorum. Totem kırılıyor ya. Şöyle bir... Orada olsa görürdük herhalde değil mi? Master kaçmış. Uzamış arkadaşlar. Master uzamış. Haydi gidelim bitirelim. Son fight'ımızı atalım. Şöyle cool duvardan kaya. Master'a bakalım. Master tek atar bu arada. Full build olmuş arkadaşlar. O da bize tek atacak. Kim kime tek atarsa oyununa geldiniz diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Peki şuradan... O iş olmaz kanka. O iş olmaz, kaçıyorlar. Bastım. Çok mobilim ya. Vallahi çok mobilim. Fazla mobilim abi. İlk kim doğuyor? Baze'de. Pyke doğuyor. Pyke'ı kestik mi chat? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Oyun artık böyle şeye dönmüş ya. Bir tane oyun vardı arkadaşlar. LoL'ün şeyine. Bak bu karakteri kime benzettim biliyor musunuz? LoL'ün yukarıdan bakılan aynı şekilde bir oyunu var. 3 kişi giriyorsun. Farm yapmak yok. Direkt BS atmaya başlıyorsunuz. O oyunun adı neydi bilmiyorum. Bu karakter oradaki karakterlere benziyor abi. Oradaki pasifa. Dota değil. 3 kişi giriyorsunuz ya da 2 kişi giriyorsunuz. BS atıyorsunuz. 2 kişi 3 kişi. LoL tarzında. İlla ki YouTube'da hatırlayanlar vardır. Battlerite. Ha, karakter Battlerite karakterine benziyor oğlum. Birebir Battlerite karakteri hatta. Ciddi söylüyorum bak. Birebir Battlerite karakterine benziyor yani. Tamamen Battlerite karakterleri gibi. Auto atak atması olsun vesaire olsun. Oynayanlar varsa çok iyi anlamıştır şu anda. Bu arada gelen, şu maça giren herkesi, destek olan herkesi gözlerinden öpüyorum. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gecenin saat 3.15'ine kadar yalnız bırakmayıp şu videoyu çekmemize yardımcı oldunuz. YouTube size de bir like atmak düşüyor. Hatta ben şöyle yapayım. Ramazan şekilli şükürlü şöyle bir twitch.tv imlg'yi koysana kardeşim. Şöyle bak. Canınızı yerim. Yayınlara bekleniyorsunuz arkadaşlar. Biz yayınlarda elimizden geldiğince işte gülüp eğlenip sohbet edip muhabbet edip LOL, tıfıt vesaire just chatting yapıyoruz. Sizi de bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Riot'a da çok sevmeyin. Yüksek ihtimal nerf yer bu arada. Haberiniz olsun. Geceniz güzel olsun. Hoşçakalın.